Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu videomuzda ne yapıyor olacağız? Yine max'ları kullanarak bir boolean fonksiyonunu implement ediyor olacağız arkadaşlar. Yani uygulamasını yapıyor olacağız. Şimdi soruda bize 4 değişkenli bir tane boolean fonksiyonu verilmiş min ile beraber. Bizden istenen ise bunu 4'e 1 bir, bir max kullanarak ifade etmek. Şimdi arkadaşlar her şeyden önce şunun ile başlayalım. 4'e 1 bir, bir max neye benziyor? Şimdi hemen şöyle bir tane kalem aldım ben. Bu kalemle beraber buraya bir tane kare çiziyorum. Ve bu karede yapmak istediğim şey 4'e 1 1 max'ı sizlere göstermek. 4'e 1 1 max'ın iki tane seçim biti olacaktır. Bunlara S1 ve S0 adını verebiliriz. Bunları zaten biliyorduk. Ve bu 4 pardon bu iki seçim biti 4 tane de input seçimine sebep olacaktır aslında. I0, I1, I2 ve I3. Geçenlerde bir soru geldi hocam bu I'lar ne demek diye. Bu I'lar input arkadaşlar yani input 0, input 1, input 2, input 3 bunlar da değişken olarak düşünülebilir. Ve burada iki seçim biti sayesinde bu inputlardan bir tanesini seçip output'a veriyor olacağız. Tüm olay bundan ibaret. Peki arkadaşlar midtermlere baktığımızda özellikle 4 değişkenli bir sistemimiz varsa olay aslında çok da kolay olmamalı. Bundan neyi kastediyorum? Bakın şöyle bir şey yapalım mı? <laughs> Diyorum ki A, B, C ve D. Ben bu midtermleri verilen ifadenin bir doğruluk tablosunu çıkarayım arkadaşlar. 0, 0, 0, 0. Daha sonrasında beni biliyorsunuz gözüm çok görmediği için şöyle bir tane çizgi çekelim hep karıştırmamak adına 0 0 0 0 bir tane daha çizgi çekelim buraya Devam ediyorum. 1, 1, 1, 1, 1 çizgi daha çekeceğim. Son olarak yine 1, 1, 1 diyoruz arkadaşlar. Yani nedir aslında burada baktığınızda 16 tane input entry'miz olacak. Zaten 4 değişkenimiz olduğu için 2 üzeri 4'ten dolayı bu çok da mantıklı. B için değerlerimizi yazalım bakın 0, 0, 0, 0. Burası 1, 1, 1, 1. 0 0 0 0 1 1 1 1 C'ye gidiyorum 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 D'ye gidiyorum 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, 0, 1, 0, 1. Ee, Geçenlerde bir yorum aldık bu arada neden bu doğruluk tablolarını tek tek dolduruyorsunuz dersen önce koyamaz mısınız diye evet koyabilirim fakat bu tablonun nasıl doldurulduğunu sizin de görmenizi istiyorum çünkü sonrasında karıştıranlara çok şahit oldum burada da diyorum ki final değeri arkadaşlar yani burada yapacağım şey nedir aslında min termlere bakıyorum mesela birinci min term değerim birmiş değil mi buraya sıfır diyorum bakın birinci min term değerim bir ikincisi sıfır üçüncüsü sıfır dördüncü min termim bir beşinci min term bir Altıncı sıfır Yedinci bir Sekizinci sıfır Dokuzuncu bir Onuncu sıfır On bir sıfır 12-1-13-0 şey 13-1-14-0-15-0 böyle bir tane tablomuz var arkadaşlar. Şimdi buradaki olayımız ise şu bakın. Solda maksim var. Sağda doğruluk tablom var. Ne yapacağım arkadaşlar? 4 tane inputum var değil mi? Bir önceki derste de aslında bundan bahsetmiştik. O derste de aslında 3 tane değişkenliği yani 8 tane input girdili bir sistem vardı ama 4'e 1 max ile ifade ederken o 3 değişkenden 2 tanesini seçim değişkeni olarak ayarlayıp diğer ikisini farklı durumlarda değerlendiriyorduk sonucu yansıtırken. Bakın burada da aynı şeyi yapacağız. Elimizde A, B, C, D gibi bir set var. Bu A, B, C, D setinden arkadaşlar istediğiniz iki tanesini isterseniz A, B, A ve B, isterseniz A ve C, isterseniz A ve D istediğiniz iki tanesini hiç fark etmez. Buradaki S1 ve S0 seçim bitlerine atama durumundasınız. Ben ne yapacağım? Buradaki B'yi alacağım arkadaşlar. S0'a atayacağım. Daha sonrasında da A değerimi alacağım. Onu da hop S1 değerine atayacağım. Bu sayede ne yapmış olacağım arkadaşlar? aslında ben max için bir tablo elde etmiş olacağım. Gelin o tabloya bir göz atalım. Diyorum ki S1 ve S0 bu max'larımın inputları ve bu S1 dediğim şey aslında A, S0 dediğim şey de B. Neler olacaktır değerler? 00 11 01 01. Ve bunun karşılığında arkadaşlar max'ın bir outputu olacaktır. Buraya da max yazıyorum direkt outputunu anlayabiliriz. Şimdi olay şu. Hem A hem B arkadaşlar 0 değerini aldığı yerlerde. Yani bakın şu ilk 4 durumda aslında şurayı şöyle işaretleyeyim. Hem A hem B sıfırken sonuç ne çıkıyor? Bakın bu kısım çok çok önemli arkadaşlar. Hem A hem B sıfırken tabloma bakıyorum. C ve D sıfırken sıfır çıkmış. Bakın tek göreceğimiz şey şu aslında. C ve D sıfır iken her ikisi de sonuç sıfır. Bakın veya C 1 D, iken D sıfır iken sonuç sıfır. C 1 D bir iken sonuç sıfır. Fakat sadece ve sadece C 0 D bir iken sonuç bir. Aynı minçörmlerde yaptığımız gibi diyorum ki o zaman her ikisi de sıfırken sonuç C'nin değili D'dir arkadaşlar. Aynen minterm'lerde aldığımız gibi. Bakın hiçbir zorluğu yok. Hatırlıyor muyuz mesela minterm'lerde ben deseydim ki size buradaki mantıksal ifadeyi bulun. Siz mesela şu minterm 1'in ifadesini nasıl yazardınız? A'nın değili, B'nin değili, C'nin değili, D diye yazardınız değil mi? E zaten şurayı biliyoruz artık. Bu C'nin değili D'yi yazmış oluyorsunuz arkadaşlar. Mantığımız bu kadar basit. Gördünüz mü? Hem A hem B sıfırken böyle bir ifade elde ettik. Peki hem a sıfırken hem de b bir iken nasıl bir ifade elde edeceğiz? Yani şu kısımda tamam mı? Bakıyoruz arkadaşlar burada da bu sefer her şey bir çıkmış bir yer hariç. Hmm, o zaman şöyle diyebilir miyiz? Ben diyorum ki max'ın output'unun bir çıkmadığı yer yani max'ın aslında sonucunu almadığımız yer, max'ın değili yani sıfır olduğu yer. Neresi arkadaşlar? C ve D'nin değili. Bakın burada C değeri 1, D değeri 0. Demek ki C ve D'nin değili. Bu neresi? Max'ın sıfır değerini aldığı yer. O zaman her iki tarafında bakın yine değerini alarak ne yapmış olurum? Max'ın bir değerini aldığı yeri bulurum. Şöyle yapmış oldum. Bakın Max'ın bir değerini aldığı yer ne oldu? C'nin değeri artı D oldu arkadaşlar. Bakın gayet kolay bir ifade. Bunu da aldım buraya yazıyorum. Bakın C'nin değeri artı D. Devam ediyorum. S1'in sıfır olduğu S0'ın da 0 olduğu yani A'nın bir B'nin 0 olduğu aralık buraya geldim. Bakıyoruz sadece ve sadece tek bir yerde bir değerini alıyor arkadaşlar. Orası da C'nin 0, D'nin 1 olduğu yer. Bakın C'nin 0, D'nin 1 olduğu yer. E demek ki burası da C'nin değili ve D'ye eşitmiş. Son adımıma gidiyorum artık arkadaşlar. Hem A'nın hem B'nin 1 olduğu yerler. Burada da bir şey dikkatimi çekecek. Bakın D'nin değerinden bağımsız olarak eğer C 0'sa sonuç 1 çıkıyor. Gördünüz mü? Ama C1 ise sonuç sıfır çıkıyor. Allah Allah. O zaman ben şöyle diyebilir miyim buraya? C'nin değili. Evet diyebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bazılarınız diyebilir ki ya hocam bana biraz a ıı, deneme yanılma yapıyormuşsun ve şansına bu soruyu çözüyormuşsun gibi geliyor diyebilir. Hani o da ne açıdan? Çünkü hani burada C ve D'nin değerleriyle final değeri arasında bir bağıntı bulamazsam bir şey yazamazmışım gibi geliyor, değil mi? Ama aslında bu soru o kadar iyi verilmiş bir soru ki o bağıntıları farklı farklı şekilde gördük. Bakın örneğin şurada sadece bir tane bir olduğu durumu gördük. Burada bütün değerlerin bir bir tanesinin sıfır olduğu durumu gördük. Oradaki hilemizi burada yaptık. Daha sonrasında mesela en aşağıdaki durumda sadece tek bir değişkene bağlı olmasını gördük. Yani demem o ki arkadaşlar burada iki tane değişkene indirgedikten sonra ifadeyi elde edememeniz neredeyse imkansız tamam mı? Şimdi o zaman ben bu kısmı siliyorum orayı öğrendiğimizi düşünüyorum çünkü. Daha sonrasında şöyle lasso kalemimi alıp şurayı şöyle bir kopyalayayım olur mu? Şöyle yerleştirdik. Şuradaki kırmızı yeri çizeyim. Şu S1 ve S0 arkadaşlar artık siliyorum ben. Neden? Çünkü oraların ben A ve B olduğunu biliyorum. Oraya A ve B yazalım. Bunun dışında bu I0, I1, I2, I3 kısmını da şöyle yapacağım bakın. Burları yine siliyorum. Kalemimi aldım. Şurası tamam. 0. inputun girişi, burası birinci inputun girişi, burası ikinci inputun girişi, burası da 3. inputun girişi. Şimdi ilk inputuma neyin girmesini bekliyorum ben? C'nin D'li ve D. O zaman şuradan şöyle bir tane C sinyalim olsun, bir tane de D sinyalim olsun. C'nin değil ve D olacağı için burada bir tane V kapısı olacaktır. Bu V kapısını buradaki input'a yolluyorum. Buraya da bir D yolluyorum. Bir de C'nin değilini yolluyorum arkadaşlar. Şöyle I1 kapıma ne gidecektir arkadaşlar? C'nin değili artı D değil mi? O yüzden buraya bir tane şöyle veya kapısı açtım bu sefer. Şöyle yolladım buraya. Hemen C'nin değilini aldım. Onu getirdim. Daha sonrasında şuradan da D değerini getirdim. Hops tamam. Üçüncü kapama yine C'nin değili D geliyor arkadaşlar. O yüzden işte direkt olarak şuradan alabilirim. Şöyle aldım bu ikiye yolladım. Üçüncü kapıma da C'nin değili geliyormuş direkt olarak. Şuradan C'yi alayım. Şöyle değiline Halledeyim I3'e yollayayım. İşte arkadaşlar bu yukarıda gördüğünüz ifadeyi max ile aşağıdaki şekilde aşağıda da değil gerçi yandaki şekilde ifade edebiliyorsunuz. Çok da zor bir soru değilmiş değil mi? Eğer tabii ki yine sorularınız varsa yorumlarda hem birbirinize sorabilir hem bana da sorabilirsiniz. Ama benim açımdan gerçekten ben bir boşluk kaldığını düşünmüyorum. Bir sonraki videoda arkadaşlar maxları kullanarak bir full adder tasarlayacağız. O videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekidir.